Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba. Bu hafta sizlere faydalı bilgilerden bir tanesi olan, vücut sağlığımız için de çok faydalı olan ağır metallere karşı magnezyum sülfat banyosu nasıl yapılır? Magnezyum sülfat nedir? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim size. Ağır metallere karşı tuz banyosu formülünü izah edeceğim. Bu haftaki konumuz vücudumuza dışarıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı alınan ağır metaller beden sağlığımızı tehdit ediyor ve etkiliyor. Ağır metallerin başta otizm, vücuttaki spektrum bozuklukları olmak üzere pek çok hastalıkta sebep olduğu biliniyor. Ağır metallere pek çok şekilde maruz kalıyoruz. Dışarıdaki, dış ortamlardaki etkenler sayesinde özellikle egzoz gazları, piller, pudra, floresan lambaları, deniz ürünlerinden cıva alıyoruz ağır metal olarak bedenimize. Bu ürünlerden daha yoğun cıva, kimyasal bir ürünü alıyoruz. Bunlar da deniz mahsullerinde özellikle cıvaya çok fazla maruz kalınabiliyor. Özellikle pişirme kapları, folyo, rujlar, deodorantlar alüminyum bakımından zengin. Ve bu alüminyumu vücudumuza bunları kullanırken veya farkında olmadan temas yoluyla alabiliyoruz. Yine ağır metallerden alüminyum çok önemli. Hani özellikle oyuncaklar, piller, rujlar, vinil okul çantaları, sigara dumanından da kurşun ağır metalini alıyoruz. Bunlar da yine beden sağlığımızı çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. İçme suları, özellikle balıklar, ahşap koruyuculardansa arsenik, böcek öldürücüler, boyalar, karayollarındaki tozlardan çıkanlarda ise kadmiyum ağırlıklı bedenimize ağır metal alabiliyoruz. Yani. Özellikle bazı çikolatalar, süs eşyaları, kakao, şampuanlar, fermuarlardan bile nikel tutup çekiyorsunuz ya, bundan bile nikel ağır metalini alabiliyoruz. Bu ağır metaller olumsuz yönde etki yapabiliyor. Hani bu ağır metallerden uzaklaşmak için aslında bu formülde. Burada sıralananlar ve daha pek çoğu, yani günlük hayatımızda da bize elimizin altında pek çok ağır metal kaynağı bulunabiliyor. Bu maruziyeti en aza indirmek istersek de, etrafımızda bu kadar kuşatılmışken çok başarılı olamasak da yine de aza indirmekte yardımcı olabilecek bir uygulama aslında bu uygulama. Ancak ağır metallerin vücuttan atılması çok kolay olmuyor. Çok basit ve ucuz bir yöntemle bunu evinizde uygulayabilirsiniz. Belki duydunuz, belki ilk kez duyacaksınız. İngiliz tuzu, yani magnezyum sülfat. Bunu magnezyum sülfat banyosu özellikle otizmli çocuklarda, vücudunun metal düzeyi yüksek olan, ağır metal düzeyi yüksek olan kişilerde kullanılan bir uygulama aslında. Magnezyum sülfatın etkisi ne? Sülfat ağır metal temizliğine yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir uygulama. Otistik çocukların çoğunda hem magnezyum hem de sülfat düşük olabiliyor. Magnezyum sülfat suyla koyulduğunda magnezyum ve sülfat birbirinden ayrışıyor. Her iki molekül de deriden emilebilen moleküller. Bunlar deriden emilebiliyor. Sülfatın etkisi 7-8 saat kadar bedende kalabiliyor. Magnezyum sülfat ayrıca kan dolaşımını hızlandırma gibi bir özelliği de olduğundan dolayı kanın pıhtılaşma oranını azaltıyor. Tansiyonun düşürülmesinde de biraz yardımcı olabiliyor. Vücudun insülin düzeyini özellikle daha iyi kullanmasını, diyabet rahatsızlığının azalmasında destekleyebiliyor. Vücutta ağır metallerin atılması kas kramplarının azalmasında da yardımcı oluyor. Bazen vücuttaki ağır metaller de kaslarda sıkışıp vücuda rahatsızlık verebiliyor. Akşamları işten geldiğinizde özellikle magnezyum sülfat ile ayak banyosu yapabilirsiniz. Sinir sistemi için gerekli olan kalsiyum seviyelerinin dengede kalmasını sağlayabilen bir destek oluyor bu. Migren baş ağrılarının azalmasında yine yardımcı olabiliyor.
rahatlatıcı özelliğiyle stresi azaltabiliyor. Magnezyum sülfatı nasıl uygulayacaksınız? Bununla ilgili de size bilgi aktaracağım. Magnezyum sülfatı tozunu kaynar suda iyice eritin. Bu toz ve kalıp halinde oluyor. Eczanelerden veya medikal firmalarda bulabilirsiniz magnezyum sülfatı. Küvetin içine dayanabilecek kadar sıcak su koyun ve içine magnezyum sülfatı suyunu ilave edin. Başlangıçta yarım çay bardağı magnezyum sülfat tozu kullanın ve daha sonra tolere ettikçe 1-2 çay bardağı kadar. Çocuklarda uygulanmasını çok önermiyorum. Özellikle 6 yaşın altında 1 bardak, üstünde 1,5-2 bardak kadar kullanabilirsiniz. Küvet içinde en az 20 dakika kadar kalın. Banyodan sonra durulama ya da kurulama yapmayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Magnezyum sülfat deride beyaz toz şeklinde kalır ve etkisi devam eder. Önce haftada bir kez banyo yapabilirsiniz. Alıştıkça haftada 2-3 defa da çıkarılabilir bu uygulama. Yani haftada 1-2 defa makul olur. Fazlasını ben de çok önermiyorum. Magnezyum sülfat kimya ve ecza depolarında da bulabilirsiniz. Çok aşırı uygulamayı yaparsanız vücudunuzda sağlık açısından biraz huzursuzluk olabilir. Hiperaktivite olursa azaltabilirsiniz. Banyo suyu yutulursa ishal olunabilir. Çok fazla yutmanız makul olmaz. Bağırsak sindirime destek olur. Bu bilgileri de kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara beğenme atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve buraya kadar geldiyseniz bir beğeniyi de hak etmişimdir. Yorumlar kısmına sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla size yardımcı olabilirim. Aynı zamanda siz de varsa bu uygulamayı yapan, kullanan yorum kısmına belirtirseniz başka insanlar da bu bilgilerden istifade edebilir. Allah'a emanet olun. Dükkana hoş geldiniz ve hoşça kalın diyorum.